Şimdi o zaman genel olarak yani biten ürünleriniz bunlar. Evet. O zaman biz sizin önünüzde şundan vardı. Onun aşaması nedir? Ne durumdadır? Ona bir evet, göz atalım. Evet, onun boyamasını göstereyim ilk başta. Tamam. Sonra taşlamasını göstereyim. Tamam. Bu arada çaylarımız da gelmiş. Teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam ilk başta varak boyayla. Bunda girinti çıkıntı çok olduğu için düz boyama yapmıyorum bunda. Bunda vurarak. Vurma şekil böyle vurarak boyamasını yapıyorum ama üstünde fırça izi kalmasın diye vurduğum yeri düzeltiyorum. He. Düzeltmezsem orada böyle şey durur. Hani kötü durur. Hani sonradan o boya sağlıklı olmaz. Fırça izim çok kötü belli olur. Böyle vurma tekniğiyle boyayı iyice içine akıttırıyorum. Sonra böyle fırçayla düzeltmesini yapıyorum. Yine aynı şekil. İster istemez aralarında kalıyor. Evet. Örneğin şunu da mesela önceden boyamasını yaptık. Hı hı. Havalar soğuk olunca biraz boya kurmada hani zorluk çekiyor. Zorluk oldu. Evet. O yüzden dün biz bunun boyamasını yaptık. Bunda da eskitme yapıyoruz. Aynı hı hı. gemiyi ilk başta akrilik boyasını vurduk. Sonra eskitmesini yapıyoruz. Meltem şöyle bir Müge Hanım'a göstereydim eskitmesini. Hafif. Çok vurmuyorum ona da. Hafif hafif eskitme yapıyoruz. Bunda dövüyor, onda okşuyor. Evet, evet, aynen. Ama ne kadar güzel oldu. Evet. Bir de şey, mesela kurslarda öğrencilerimiz geliyor, ilk başta zorlanıyorlar, biz bunu yapamayız filan. Yapınca güzel şeyler ortaya çıkınca tabii, bu sefer daha, daha çok... Daha hoşlarına evet, gidiyor, doğru. Evet. Ondan sonra buranın taşlamasını yapacağız. Taşlama yaptıktan sonra... Şu arkadakiler sonra, gibi. Evet, hı-hı. evet. Hani yayına yetişmez diye biz önceden yaptığımızı... Anladım, hı-hı. anladım. Hocam, bilgi aldık bunun hakkında. Az çok bir fikir sahibi olduk yani. Genellikle evde en çok tepsi evet. süslemesini çok yapıyorlar. Eğer evde eski bir tepsimiz varsa, ahşapsa, ahşabı aldım atıyorum ilk başta. Ahşabı zımparalayacağız iyice. Kesinlikle bayanlar şey yapıyor, suyla dekobacı, bu üstündeki motifi hı hı. suyla çıkartmaya çalışıyor. Öyle o tekniğe gerek yok. Zımparaladıktan sonra astar boyayla astarını attıktan sonra kurumaya bırakıyoruz. Bir gün kurusun o tepsi. Hı hı. Ertesi günü bunun boyamasını, hani astar boyadan sonra istediğim, mesela atıyorum biz bunu kirli beyazla boyamak istedik. Boyamasını yaptık. Dekobajını yapıştırdık. Sonra simlerle, varakla eskitmesini yaptık. Verniğini attım, bitti.